Günün birinde marangoz ustası yaşamaktadır. Bu usta ahşaplara çok iyi şekil verebilmektedir. Tüm zenginler bu ustaya eşya yaptırabilmek için sıraya giriyorlarmış. Ama usta bu yaptığı eşyaları satmıyor, hobi olarak yapıyormuş. Bugün çok farklı bir şey yapacağım. Bu yaptığım ahşaptan çocuk önceki yaptıklarıma benzemeyecek. Bu benim yaptığım en nadide parça olacak. Bu özenle yaptığım ahşap çocuğu süslemem lazım. Herkesin merakla beklediği sergimde en güzel ahşap çocuk olmalı. Hadi bakalım. Hey prenses, duydun mu? Yakın bir zamanda ahşap oyuncak üzerine bir sergi olacakmış. Aa, gerçekten mi? Bu sergiye kesinlikle gitmemiz gerek. Hatta oradan bir şeyler satın alsak fena olmaz aslında. O güzel oyuncak karşılarındaymış çirkin ve prensesin. Diğer oyuncakların içinde adeta ay gibi parlıyormuş. Kendisini o kadar oyuncağın içinde hemen belli ediyormuş. Ama bu oyuncak satılık değilmiş. Duyduğuma göre ahşap çocuğu satın almak istiyormuşsunuz. Ama ne yazık ki benim bu oyuncağı satma gibi bir düşüncem yok. Çünkü çok değerli bir parça bu. Sana her şeyi verebilirim bu ahşaptan çocuk için. Lütfen bu teklifimi iyi düşün. Pişman olmazsın. Çirkin, bu oyuncağı bir şekilde almamız gerekli. Koleksiyonumuza sadece böyle güzel bir oyuncak eksik. Ne yapabiliriz sence? Ben bu oyuncağı nasıl alacağımı biliyorum. Cadıya büyü yaptıracağım. Niçin geldin buraya çirkin? Geçenlerde gördüğüm sergide çok beğendiğim bir oyuncak var. Bunu benim sarayıma getir. Karşılığında istediğini veririm. Tamam, sen bu işi olmuş bil. İşte oldu. En çok istediğim nadide parça benim koleksiyonumda olacak artık. Nerede bu ahşap çocuk? Başına ne gelmiş olabilir? Aa, ahşap çocuğu kesinlikle çirkin çalmış olmalı. Ben ona yapacağımı bilirim. Neden geldin buraya usta? Evet Peri. Ahşap çocuğu çirkin büyü yaptırarak benden aldı. Onu bana geri getirmeni istiyorum. Tamam, bugün ahşap çocuğu sana geri getireceğim ve onlara bir ders vereceğim. Peri, ahşap çocuğu çirkin ve prensten geri almıştır. Ve onlara ömür boyu sürecek bir fakirlik vermiştir. Çalınan bir şeyin kimseye fayda getirmeyeceği ve eninde sonunda cezasını çekeceği böylece ortaya çıkmıştır.